Sen şu anda yasaklı madde kullanıyor musun? Bir dakika dur. Özlem, sen şu anda yasaklı madde kullanıyor musun? Didem Hanım, size şunu söyleyeceğim. Herkesin bir sesini alın. Ben konuşacağımı konuşayım, çıkayım artık. Benim sonuçta çocuklarım var. Evet. Çocuklar ne düşünüyordun da niye yaptın bunları? İstemiyordum. Özlem canım. Şimdi yasaklı madde, çünkü daha öncesinde Cansu dedi ki bana Ali Borazan yasaklı maddeyi temin ediyordu. Ben de beraber yasaklı madde kullanıyorduk. Ali de bunu söyledi. Biz kullandık, o da kullanıyordu, ben de kullanıyordum dedi. Evet. Sen daha öncesinde yasaklı madde. Daha öncesinde kullanmıyordu. Kullanmıyor muydu? Kullanmıyordu. Yok, tabii. Geldiğinde kullanmıyordu hiçbir şekilde. Tamam, hiç ben bunu Özlem'den duymak istiyorum. Özlem, Ali Borazan sana yasaklı madde temin ediyor mu? Sen yasaklı madde kullanıyor musun? O yüzden mi böyle biraz kendinde değilsin gibi? Biraz pejmurde duruyorsun. Göz bebeklerine bakın, çok büyük. Göz bebekleri kullanıyor şu anda. Basbayağı şu belli. Kız kadar delikanlı olamadın. Cesaretin yok. Şu kız kadar cesaretin, delikanlılığın yok senin. Ödemişler şunu. Tebrik ediyorum seni. Lütfen Sayın İstanbul Emniyet Müdürüm, ilgilenin konuyla. Tamam. İlk önce senle ilgilensinler. Tamam, benim çocuğum kan testi de yapabilirsiniz, idrar testi de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde temiz çıkacak, ben bunu biliyorum çünkü kullanmıyorum. Tamam, peki Özlem. Bak, maske indir ya, bir kere yüzün göreyim. Bak, bir kere diyorum. Bu iş hiç iyi gitmeyecek. Ali'nin dilinden konuşacağım artık. Bak, bir kere indir şu yüzünü göreyim. Gözünün kenarı mor gibi ya, bana öyle geldi, evet, ama. Evet, mor. Ya ben çocuğumun sırtı şu an simsiyah. Ben şunu sorayım Ali. Sırtının simsiyah olduğunu biliyorum. Bir dakika, bir saniye. Senin akraban, sen kim olduğunu tahmin ediyorsun. Bir akraban bize dün dedi ki Ali dedi Özlem'i evre çevire dövüyor. İnanılmaz bir şekilde dayak yiyor. Ya bunu herkes biliyor. Ödemiştik, herkes biliyor. Tamam, bir Ali'ye sordum. Ali, sen niye dövüyorsun? Dövüyor musun kadını böyle? İnsan sevdiği kadını döver mi Ali ya? Olay başka bir olay, yengem karıştırdı. Naile isimli bir vatandaşla ilgili bir olay. Çok farklı bir olay. Zaten ben oradan gerekli cezayı da aldım. Anlatabiliyor muyum? Beni yani cinsel saldırıyla vesaireyle suçladı. Ama Özlem için de aynı şeyi söylüyor Ali. Özlem'i de dövdüğünü söylüyor. Hatta silahın kabzasıyla dövüyormuşsun kızı. Silahın kabzasıyla dayak yiyen insan durur mu böyle Didem Hanım? Allah aşkına biraz real olalım. Ben bir şey daha soracağım. Olabilir mi? Dün kadın sosyal hizmetler almış ya çocuklara. Evet. Bir daha niye teslim edildi? Neden teslim edildi? Bize en ufak bir haber verilmedi o konuda. Çocuklar nerede şu anda? Çocuklar bizde de. Dün bağlanan bayan dedi ki ben şey yaptım, sosyal hizmetlere gönderdim. Çocuklar sosyal hizmetlere alındı. Cansu, sen de doğruladın dün değil mi? Evet, onu doğruladım, ben duydum. Tekrar nasıl geri verildi o çocukların üzerindeki vücudundaki o yaralara rağmen? Ödemiş Devlet Hastanesi'ne benim çocuklarımla birlikte 4 çocuk ve bir bayan alındı. Tamamen soyularak muayene edildi ve %100 sağlam rapor verildi. Emniyetteki kayıtlarda. Senden aldığım gün benle baktım. Şimdi bir dakika. Resimlerle lütfen raporları bir yayınlar mısınız? Şimdi bir çocukların fotoğraflarını hazırlar mısınız? Aslı, çocuğun fotoğraflarını, çocukların o fotoğrafları yayınla. Bir çocukların resmini bir gönderin. Bu arada Ali'nin yengesi telefon altında. Hanımefendi attı mısınız? Alo, hanımefendi attı mısınız? Hanımefendi, Ali diyor ki o başka bir kadındı diyor. Ben diyor Özlem'e böyle bir dayak atmadım, şiddet uygulamadım diyor. Ali doğru Didem söylüyor. Didem Hanım. Ha, buyurun. Bak Didem Hanım, ben gerçekten Ali'yi çok eski tanırım. Çok eski. Biz onunla çöp topladık. Biz onunla salça sıktık. Ali bu değil. Ben Ali'ye rica ediyorum, Özlem'i yanından göndersin. Ailesi bırakmaz Özlem'in peşini. Bırakmayacağım. Çünkü Özlem o değil. Kesinlikle ben seni çok iyi anlıyorum şu an, seninle görüntülü konuştuğum yani zaman. Ben seni anlamadım mı Didem Hanım? Efendim? Gerçekleri söylemedim mi? Söylediniz. Ya, televizyon sesini kısarsanız, Ali bak yengeni duydun, ne diyeceksin yengene? Tezle kalmaması lazım. Somut delille konuşmak gerekiyor. Ben söylediklerimin hepsinde somut delil sunuyorum size, dikkat ediyorsanız. Biz de sunalım delillerimizi Didem Hanım. O zaman çocukların görüntülerini, fotoğraflarını ekranlara getirelim. Anne ise o çocukların haline üzülür. O maskeyi çıkarır. Ne gürültüsü geliyor arkadan ya, bir baksanıza. Buyur. Ne gürlüyor? Bak Özlem Hanım, bak çocuğunun sırtına bak. Kafanı kaldırır mısın annem? Bak o çocuğun sırtına. Ben o çocuğu yıkayamıyorum. Yakup'a bile yıkattırıyorum. Özlem bana bak. Ya bir bak. Ya yoruldum diyorum sana. Bakalım yeter ya. Diyorum ya. Bir kaldır bak.
şimdi derdiniz maske oldu. Maskeyi indirsek derdiniz başka bir şey olacak. Bak sizin güzel der- kızım. Ben size açık yürekli... Ne olmuş şu an maskeyi indirsen sonra derdiniz olmayacak. Bak buradayım. Gel beni ikna et o zaman buraya. Sonra götüye gidiyor bu işin. Bak gel buraya diyorum. Gelsin ya. Gelsin buraya çıksın ikisi birlikte madem. Açık diyorum. Ali'nin dilinden konuşacağım artık. O akşam nasıl o evi buldum geldiysem oradan seni çıkartmasını da bileceğim. Buna emin ol. Özlem ben şuradan çok emin oldum. Annen geçmeyecek. Korkmadım. Gerek yok ama böyle şeylere. Bakın ben diyorum benim karımdır, eşimdir, başımın sen sonra. Sen nereden karımla? Onun halen bir kahrastan gibi kocasın. Kimsin sen? Özlem. Dedim. Güzel ben, kızım. Şu maskeyi indir yüzün göreyim. Ya morluk olsun ne olursa olsun. Özledim diyorum ya. Ne görelim Aslı, ne de görelim. Sen çocuğu özlemedin mi? Ben çok özledim. Çok ciddi. Kapatıyor yine. Yine kapatıyor. Özledim diyorum. Çıkın arkadaşlar hemen. Kapattı telefonu ve gitti. Ah. Hep niye böyle bu kadar kapatıyor? Ben artık da... Nasıl diyeyim? Ya bizim yetkilerimize Özlem ya, orada tamam. Kal... Özlem tamam, kendisi orada da. Kalıyorum ben. Kendisi ben de dediği sürece... Canımdan da vazgeçtim. Şu adam benim iki tane çocuğuma nasıl sahip diktiyse o torunlara da sahip çıkacak. Buna hadi eminim. Yani buna eminim. Hadi gel eminim. Konuşalım orada. Hadi gel konuşalım. Hadi ben gel. Yoruldum ya. Gel gel. Ya gel. Yeter daha. Gel hadi gel. Nasıl bir ev ben Yakup böyle Bey. Evlat yetiştirmedim. Yakup Bey yardım edin eşinizi benim arayalım. Benim çocuğum korkak bir çocuk olmuş karşımda ya. Hadi. Hadi yardım edin. Ya biz aşkım bu çocuğu böyle mi yetiştirdik? Ya benim çocuğum o çocukların yaşına kıyamazdı ya. Ya yoruldum. Niye bu ya? Çelep çanakı getirin. Ben çocuğum bu değil, değil. Dizim hanım yemin ediyorum benim çocuğum bu değil. Aşkım bizim cidden yetiştirdiğimiz böyle bir kız çocuk bu mu? Değil. Korkuyor diyorum size ya. Ben çocuğumu gözünden anlıyorum ya. Ya cidden diyorum gözünden anlıyorum. Takın şuraya gelip C'ye getirin ya bir kere karşısına. Benim çocuğumu benimle boşa baş. Baksanıza videonun fotoğrafları geliyor. Göz bebekleri ne kadar büyük. Oysa bombalıyla çocuğumu gözünü korkuttular. Benim gözümü değil. İkisinin çocuğumu de göz bebekleri gibi kullanıyor ikisi de. Ailenizi öldürürüz tehdidi. Tamam. Başka ya hiçbir şey değil. Zeliha'cığım. O tehdit... Vasilik dersin. Benim vasilik devamı da orada durur. Dönür ya. Ya yoruldum. Tek canım ya ne bilmiyorum ya ben dilinden mi konuşayım ya ya bilmiyorum artık daha ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ay canım benim bir otur biraz konuşalım bir, bir soluklan otur. Hadi az bir otur. Benim çocuğumu Zeliha oradan da çıkartacağım Zeliha öleceğimi da bileyim ben ona bırakmayacağım. Rukiye yardım et otursun bir otursun. Öleceğimi bileyim öleceğimi. Hadi Zeliha Hanım bir şey söylemek istiyorum. Söyle bir Cansu'yu dinleyelim. Hadi Cansu. Yayınlar çıktıktan sonra ben biraz düşündüm zaten sabah savcılığa gittim. Savcılığa güzel bir dilekçe verdim 5 sayfalık olarak. Güzel. Ben bir su alabilir miyim? Yani bir su verin çok acil. Evet. Her şeyi ince detayına kadar anlattım. Hı-hı. Neler yaptığını. Şimdi şöyle ben bilgi vereyim mi izleyicilere? Sevgili izleyiciler, Ödemiş Savcısı Sayın Savcı dün önceki gün de dün de gitmişti bu arada evet. Cansu. Soruşturma tamamlandığı gibi Sayın Savcım daha iyi bilirsiniz siz ama sonuçta anlatacaklarım var diye gidiyor emniyete Cansu. Benim Ödemiş Savcısı. Sayın Savcı önce Cansu'nun ifadesini almaya gerek yok diyor. İfadesini almadı. Bu kez yine gittin mi bugün de? Akşam sabaha kadar yazımı yazdım 5 sayfalık yazımı. Hı-hı. Bu sefer delillerimle birlikte Funda Hanım'ın yardımıyla birlikte ne evet. yazacağım falan nasıl yapacağımı söyledi. Sabah gittim savcılığa erkenden verdim dilekçemi. Şu anda İzmir Başsavcılığına gidecek oradan Ödemiş'e. Yani, önce İzmir Başsavcılığına başvurduk. Hem şöyle. Şikayet hem ihbar adı altında bir suç duyurusunda bulundu. Ama ilk şikayetinde Sayın Savcım hangi gerekçeyle Ödemiş Cumhuriyet Savcımız hangi gerekçeyle bu şikayeti almadı? Ben gerçekten çok şaşırdım, üzüldüm de açıkçası. Yani. O yüzden Zeliha Hanım. Aşamıyoruz Zeliha. Didem Hanım. Ya Didem Hanım biz de böyleyiz emin ediyorum ben, da aynı hayatım kalmadı. Buradan çıktıktan sonra... Şimdi Cansu'nun sunduğu bazı deliller arasında, şimdi Cansu'nun bazı fotoğrafları var Ali Boraz'a.
Neyse, kolonya verin. Kolonya verin diyor. Rukiye yardımcı oluyor bize. Verin. Evet. Sağ ol Rukiye'cim. Teşekkürler. Evet. Şimdi o görüntüleri bir ekranlara getirelim mi? Yani Ali Borazan'la. Şimdi Ali Borazan, ona eşim diyordu bu sırada. Burnum Arda biraz sakın. Tamam. Biraz Ali Borazan'la bağlanacaklar mı tekrar? Bağlanacaklar diyorlar. Şimdi önce ilk karısının adı ne? Ceylan Barlas mı? Ceylan. Ceylan'dan sonra seni çağırıyor bildiğimiz evet. kadarıyla. Arada başka kadınlar da var. En son şimdi karım diyor ama bu arada Özlem de evli, Ali Bey de evli. Ali Borazan da evli, ikisi de evli. Yani. Şimdi bu bazı Cansu'nun görüntüleri var. Getirelim ekranlara. Aslı getir onu. Bu görüntüler çekildiğinde sen Ali Borazan'la beraberken Özlem orada çok mıydı? Çok ilk başlar bu. Çok ilk başta ne zaman oldu bu ya? Yani bir ay daha olmamıştı yani bu görüntüler çekildiğinde. Ondan sonra zaten bir ay geçtikten sonra Özlem denilen kadın geldi. Tamam. Ali Bey, Ali Borazan ve Özlem tekrar kameraların karşısına geçmeye karar verdiler. Ne oldu Ali? Niye sinirlendin? Niye kapattın canlı yayını? Burayı görmüyorsunuz ama bakın benim annem kalp hastası. Rahatsızlanmak üzere. Geçmiş şu an, olsun. Evet şu an yardım ediyorlar. Hani bu olayın şu kamera arkasından sonrası bir de bize ya bak ya benim bedeli var yani yaptırımı var. Ya. Bizim kendi hayatımız da var. Biz arlı insanız. Anlatabiliyor muyum? Yani ya insanların bize arlısın. Bakış açısından biz gerçekten rahatsız olmaya başladık artık. O kadar arlısın bak, ki. Bak yenge hatta mı tekrar? Yani herkes senin Özlem'e... Sen kimse değilsin. Sen bana böyle bir şey diyemezsin oradan. Nasılsın Özlem'e? Senin korkundan senin maskeni çıkaramıyor ya. Evet, Özlem yanımda. Özgür hür iradesiyle ya söylüyor, konuşuyor da. Işte... Bu kadar canlı yayında. Bir Cansu bir konuşsun onunla. Ali'yi biliyor, tanıyor çünkü. Söyle Cansu. Ya senin yengen de canlı yayında ses olarak bağlandı seninle. Hakaret etmeden söyle. Dök. Artık bak. Git Ali. Kaçıncı konudan geldi git elinde. Benim çocuğum da. Tamam, aslında bir dakika. Şöyle bir şey var. Ceylan da bağlanabilir, yaşadıklarını anlatabilir. Yani Ceylan da onun ilk karısıydı. Neler yaptığını. Yani ben tamam. Ben yalan söylüyorsam o yalan söyleyecek Özlem, bir şey yok. Özlem, yani. Özlem, Özlem. Ailen şu diyor ki bizi öldürmekle tehdit ediyor. Şantajla ve tehdit de orada duruyor. Sen şantajla ve tehdit de orada duruyor musun Özlem? Kızımın sen arkasından şey... hiç dur. Çevriliyor. Evet söyle Özlem. Senin kayıtlarını istiyorum. Özlem ben... Özlem, hiçbir şekilde zorla tutulmuyorum. Hiçbir şekilde şantaj yapılmıyor. Hiçbir şekilde tehdit edilmiyor. Şöyle söyleyeyim Didem Hanım. Bize... Birkaç operasyon yapıldı. Evet. O zaman Ali Borazan dediğiniz insan... Güzel oku, güzel oku. Karakoldaydı. 6-7 saat karakolda gözleri kaldık. Kaçıyor. Gitmek isteseydim, hani zorla tutuluyordum ya sizin demelerinize göre. Peki. Zorla tutulsaydım o zaman çıkıp bekleyin. Gitmez miydim? Onu bırakın. Niye beni polisler gördüğünde kaçarak koştu? Hayır, canlı... Özlem, 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 Özlem. Şimdi senin iki tane evladının görüntülerini ekranlara getirdik. Annen şöyle bir şey söyledi. Küçük çocuğun işte özel bölgesine sigara söndürüldüğü gerekçesiyle o iddiayla çocuk tuvaletini yapamıyormuş. Hatta çocuğuna lösemi teşhisi bile konmak üzereymiş. Lösemi olma ihtimali varmış. Bunu her türlü ispat ederim. İzmir'e evet, ben götürdüm. Bunu da sana yani çocuğunun kanser olma ihtimalinden bahsediyoruz. Özlem kurban olayım sana. O çocuklara o işkenceler yapılırken senin yanında senin kucağında yapıldığı söyleniyor. Yalan söylüyor. Allah'ım şahit ya. Vallahi bak sen burada Özlem. Yalan söylüyorsan eğer Allah Özlem. Şahit ya. Ya niye bilmiyorum. Korkuyorsun Özlem sen bu kadar? Niye korkuyorsun? O kadar dayak yedin, o kadar çırpındı çocuklarıma vurma diye. Sen ya, niye korkuyorsun Aylan? Eliyle kutuma kaçtı. Ben sonra kaçtım gittim zaten seninle dayak yiyeceğim ben. Dur dur Özlem bir şey söylüyor. Özlem biliyorsun. Özlem, Özlem. Evet. Sen biliyorsun Ali'nin ne kadar ağır uyku uyuduğunu. Doğru mu? Ben bir şey sorabilir miyim? Ne söyleyecek acaba? Çok merak ediyorum şu an. Bir saniye. Evet. Etmeyeyim.
Evet söyle Can, söyle bence, Özlem. Söyle Özlem, evet. Soruyorum işte. Ne sordun? Ay, ağır uyku. Ağır uyku gayet iyi kendisi biliyor. Uykuda yani. Ne alakası var? Dayak yemenin acaba? Hani zorla tutuluyor diyorsun ya. Çıkmak istesem camdan atlayıp çıkamaz seni mıyım? Seni bulmayacak mı? Ali'nin eli kolu uzun değil mi Allah aşkına? Sen bunu bilmeyecek kadar gerizekalı olamazsın. Şimdi sonuçta ben devreye girebilir miyim? Ben çocuklarla ilgili çocukları... Yani bak ben oğlu değil mi oğlunun mu? Oğlu. Ya oğlunun lösemi olma olasılığından bahsediyoruz. Çocuğu hiç mi merak etmiyorsun be kızım ya? Önümüzdeki tekrar kontrolü var İzmir'de. Ve bu çocuk gece kalkıyor anne anne diye... Cumartesiden beri ateşli. Tamam ateşli. Özlem dinlesin. 39,5 şu an ateşi. Özlem oğlun hastaymış ya. Ha? Babaanne doktora bir dakika, götürdü. Ne diyor Özlem ne diyor merak ediyorum ya. Dur. Ha Özlem. Kızım bütün duygularını kaybettin de annelik duygularını mı kaybettin? He? Annelik duygularını mı kaybettin? Özlem şu an yani bir insan 9 ay karnında taşıdığı çocuğunu özlemez mi? Bir aynı anda konuşmayın. Ha, ne diyorsun? Anne ol. O zaman Özlem. Anne olduğumu kanıtlanıyor. Özlem. Çocuğun 39,5 cumartesinden beri 39,5 ateşle Ok Meydanı SSK Hastanesi'nde. Bak ara yapıyor, orayı hematoloji bölümüne. Ağlıyor. Özlem titremeye başladı. Ağlıyor. Güzel kızım. Titriyor. Dik tut kafanı. Dik. Titriyor krizi geçiriyor şu an. Ben seni böyle yetiştirmedim çocuğum. Ya benim çocuğum bana kafa eğmez ya. Ben seni böyle mi? Böyle burada. Ben anne. Güzel kızım. Peki bir araya gidelim bakalım Özlem'in kararı ne olacak merak ediyorum. Bir araya gitmem lazım. Sonra Rukiye, Rukiye'nin kocasının katili kim? Ailesi de katilin bulunmasını istiyor. Mercanlar Rukiye'yi suçluyor. Katil Rukiye mi? Murat mı?